canım annem, her şeyimsin. Allah'ım gözüne yaş değdirmesin. Canım annem, sevincimsin. Bir sözünle dünyamı değiştirirsin. Sizi karı koca ilan ediyorum. Mutluluklar dilerim. Zeynep görmedi. Görmedi. Bir ara uyanır gibi oldu ama... Sonra tekrardan daldı uykuya. Biz biraz erken geldik sanırım. Ayşe geç kaldı. Ondan uzadı biraz. Biz de hata aslında. Sana haber vermeliydik. Yok. Zeynep görmedikten sonra sorun değil. Fark ettin değil mi? Gelinliğim. Fark ettim. Biliyorsun Melek çok hassas bir süreçten geçiyor. Strese girmemesi lazım. O yüzden biz de çok dikkat ediyoruz. Gelinlik giymeyince mutsuz olacağını düşündü. Ben de... Öf, hiç sorun değil aslanım. Yani... iyi yapmışsınız. Meleğin bebeği için de... Zeynep'in sağlığı için de gereken neyse o yapılsın. Gerisinin bir önemi yok zaten. Nazlı, sana çok teşekkür ediyorum. Yaşadığın bunca şeye rağmen... yaptığın fedakarlıklara rağmen... Benim bu teşekkürümün bir önemi yok biliyorum ama yine de çok sağ ol kızım. Burcu. Yavaş. Ne oldu ya? Yavaş kalk. İyi misin sen? Ne oldu? Can nerede? Sen iyi misin? Can iyi, merak etme onu. Ne oldu o zaman? Seni uyandıramamış. Çok korkmuş. Ya uyuyamayınca ilaç aldım. İlaçlar biraz ağrı ütüyor. O yüzden uyuyakalmışım. Telaşlandırdıysam kusura bakmayın. Ha ne özür Allah aşkına. Can paniklemiş. Çocuk işte.
Ben bir canı getireyim, iyi olduğunu görsün. Tamam canım. Ayağınıza sağlık, teşekkür ederim. Rica ederim, tekrar tebrik ederim. Oğlum, nasılsın? Demin Nazlı'yla Zeynep geldiler. Nazlı nikah gördü. Zeynep? Onun haberi yok. Ama Nazlı gördü. Neredeler şimdi? Zeynep'in odasındalar birlikte. Tamam herhalde, yapılması gerekenleri yaptık. Kaldı mı başka bir şey? Ya benim... Benim aslında senden bir ricam var Murat. Ya ben bir fotoğraf çekmek istiyorum. Biliyorum sana çok saçma geliyor. Çok anlamsız belki de. Ama... Yani ileride belki bir hatıra olarak gösteririz. O yüzden beni kırmazsan çok mutlu olurum. Ayşe'cim, bizi bir çeker misin? Çok teşekkür ederim. Ben Zeynep'e bakacağım. Nikah sırasında gelmiş. Ne? Nikah görmüş mü? Hayır. Asla da bilmeyecek. Ayşe'cim, ha? Ben sana ne dedim kızım? Biz seninle bu konuyu uzun uzun konuşmamış mıydık? Ya bak, Murat'ın nikahlı eşi bu saatten sonra. Gerçi tamam, böyle hayal etmemiştim ama olsun. Biz artık onunla bir aileyiz hayatım. Ve bunu asla hiçbir şey değiştiremeyecek. Zeynep nasıl? İyi. Daha da iyi olacak. Nikah biraz geç başladı mecburen. O yüzden siz geldiğinizde... Açıklamana gerek yok. Ağustos Hanım anlattı. Zeynep görmediyse sorun yok. Nazlı, senin gelinliğini... Aslan onu da anlattı. Önemli olan Zeynep'in iyi olması. Bu nikahtan sonra Melek daha dikkatli olacaktır bebek konusunda. Zeynep için biraz daha rahatladı. Her şey onun için çünkü biliyorsun. Murat. Bana gerçekten bir açıklama yapmana gerek yok. İkimizin de istediği tek bir şey var.
Zeynep'in sağlığında kavuşması. Onun dışında hiçbir şeyin önemi yok. Gerçekten. Anneciğim, çok mu korktun bebeğim sen? Korkma bak, iyiyim ben, hiçbir şeyim yok. Çok korktum. Korkma çocuğum, niye korkuyorsun ki? Bak, korkulacak hiçbir şey yok. Annem bile korktu sandım, onun için korktum. Korkma anneciğim, korkma. İyiyim ben, yok bir şeyim, bak. Tabii canım, hasta olur ama hemen sonra iyileşir. Hiç korkmana gerek yok yavrum. Can annesini çok seviyor. O yüzden korktu değil mi? Ben annemi çok seviyorum. Ben de seni çok seviyorum anneciğim. Ben de seni çok seviyorum. Furkan nerede? Anladın mı? Ay, hayal bile edemezdim bu kadar güzel olacağını. Şu an gereksiz yükseliyorsun Melek. Bence biraz sakin ol sen. Ay ne oluyor ya? Sen niye benim modumu düşürüyorsun? Sen Murat'ın neden seninle evlendiğini bilmiyor musun? Bile bile niye uçuyorsun ki bu kadar? Ayşe sen benimle niye uğraşıyorsun şu an ha? Beni mi kıskanıyorsun kızım sen, ne oluyor? Bir şey olmuyor Melek. Ben sana sadece bu evliliğin aşk evliliği olmadığını hatırlatıyorum. Hatırlatma canım. Senden böyle bir hatırlatma isteyen var mı? Hadi düşürme benim odumu, al şunu. Takip et beni, gel. Gel. Şurada dur şimdi. Şöyle beni bir çek bakalım yatakta. Oldu mu? Tamam oldu. Bakayım. Güzel, tamam. Al bakayım şunu. Bir de şurada istiyorum, gel. Bir de şurada. Ay burada hep oturmak istemişimdir. Doldu. Kızım bir şey söylesene ya. Allah güzel Allah. İşte. Ver bakayım şunu. Ay çok kötü ya. Geç bir de şuraya. Şu anda dur. Bak kendin görünme sakın aynada. Beni çek, tek çek. Oldu mu? Melek sen bu fotoğrafları bir yerde paylaşmayacaksın değil mi? Ayşe beni çıldırtma. Kendim için çekiyorum bunları. Bir de şurada çeksene beni bir. Işığı çok güzel buranın. Gel şöyle. Tamam bitti mi? Ay bitti, ver lütfen, çektim yani. Melek inşallah bu fotoğrafları bir görmez. Ayrıca bu gelinliği giymeye nasıl izin verdiler ben orayı hiç anlamadım. Melek sen ne yapmaya çalışıyorsun? Tam olarak derdin ne senin? Bu gelinliği giymeler falan. Asıl sana ne oluyor ya? Sen benim Nazlı'nın yerine geçmeye çalıştığımı falan mı düşünüyorsun? Ay saçmalama Ayşe artık. Gerçekten saçmaladın yani. Kızım vakit olmadığı için giydim ben bu gelinliği. Yoksa ben de meraklı değilim Nazlı Hanım'ın gelinliğine. Hayır yani vakit olsa... Ben kendime gelinlik diktirirdim gayet de. Ama ne yapalım? Hayat. Ben şarj aletimi alacaktım da. Ay Nazlı, asıl sana federsin ya. Böyle patladanak girmiş gibi olduk odaya ama ben gelinliği çıkartacaktım yani o yüzden. Ya Nazlı. Bu arada ben gerçekten çok üzüldüğüm için
Aslı teyze o yüzden verdi bana bu gelinliği. Yani sorun değil gerçekten. Nazlı bak biliyorum. Yani sen şu an çok üzülüyorsun ama gerçekten beni anlamanı istiyorum. Ya bu hamilelikten dolayı ben çok duygusallaştım. Ya bir de sana bir şey itiraf edeyim. Benim gerçekten içimde gelinlik giyme hevesi varmış biliyor musun? O yüzden seni üzdüysem kusura bakma. Üzülmedim. Tamam Melek. İstediğin oldu. Verdiğin sözü tut. Ne sözü ya? Ne sözü mü? Hamilelik yalanı bitirme sözü. Nikah da kıyıldı. Bu yalanı bitireceksin artık. Kızım bak boğma beni. Nikah kıyılalı daha 2 dakika oldu. 2 dakika bana bir huzur ver, bir nefes alayım ben. Çünkü ben bunu bu şartta kabul ettim. Bu oyunu uzatmayacaksın. Uzatmayacağım zaten. Ama benim canımı sıkma, üstüme gelme beni. Bak beni çok boğuyorsun Ayşe, gerçekten ama. Tamam hadi çıkar şunu üstünden. Hadi. Bu ne zaten ya, aç. Bu sefer sana izin vermeyeceğim Melek. Sözünü tutacaksın. Bu sefer o kadar kolay değil. Terlemedim ama çok yoruldum. O kadar yoruldum ki hemen eve gidip uyumak istiyorum. Tut elimi. Böyle güzelce evimize doğru yürüyelim öyle, tamam? O kadar uykum var ki bunu bile yiyemeyeceğim. Eve nasıl yürüyeceğim bilmiyorum. O kadar erken değil. Bu kadar erken olamaz. Vay arkadaş. Kadın istediğini yaptırdı vallahi. Beni de şahit yazdılar. Olaya bak. Zeynep için muhtaçlar ya ona. Onu hiç deme zaten. Düştüler eline. Allah yardım etsin. Ah Zeynişim ah. Keşke aileden birininki uysa da şifasını bulsa Zeynişim. Ah keşke, keşke. Abla, Zeynep uyuyor mu hala? Uyuyor yavrum, uyuyor. Nazlı hep bakıyor ama biz de gözümüzü ayırmayalım ondan. Ay yok abla merak etme. Ben zaten sürekli kontrol ediyorum. İnşallah hemen iyileşir ya. İnşallah. İnşallah ilik bulunur da doğumu beklemez. O meleğe de muhtaç olmaz. Melek deyip durma. Kadın şimdi kapıdan içeri girecek. Ne? Tamam tamam sustum. Şey yapayım ya bir tane. Ye sen ya, ben şey yaptım, al. Ben bunu götüreyim. Sonunda evine dönüyorsun oğlum. Geliyorsun evimin direği. Onca yıl sonra annene dönüyorsun. Oğlum. Hoş geldin.
hoş geldin evimin direği. Onca yıl sonra şu kapıyı çaldığını gördüm ya. Aslanım benim. Şükürler olsun. Okey, nikah kıyıldı. Ne oldu şimdi? Herkes kendi hayatına devam ediyor ya. Ben niye evlendim o zaman? Sen ne olmasını bekliyordun? Ya ne demek ne olmasını bekliyordum? Sonuçta insan bir gelir hal hatır sorar değil mi? Ben burada hamileyim yani. En azından bir onun için gelip bir bakarlar. Hamile misin? Kızım sonuçta onlar öyle bilmiyor mu? Biliyorlar. Müsait değilsen sonra gelebilirim. Yo, müsait Murat. Buyurun, ben de çıkacaktım zaten Murat Bey. Ayşe'cim, hemen gitmesen olur mu? Bir şey danışacağım da sana. Tamam, bekliyorum. Melek, bunu imzalar mısın? Bu ne? Evlilik sözleşmesi. Ben imzaladım. Bir tek senin imzan kaldı. Ya Murat, buna gerek olmadığını söylemiştim sana. Ben ekonomik olarak güvenceli olmanı istiyorum. Ya ben senin yanında zaten güvende hissediyorum kendime. Buna gerek yok gerçekten. Böyle içim daha rahat edecek Melek. Murat, ama burada bir sürü şey yazıyor yani. Bak, şirket hissesi, mal, mülk. Ya yok, ben bunu kabul edemem. Gerçekten çok fazla. Melek, acelem var. Lütfen. Tamam. Ama sırf sen bu kadar ısrar ediyorsun diye. İhtiyacın var mı? Hayır, sorman yeterli, sağ ol. Bu artık aramızda daha farklı bir bağ oluşturacak Murat'cığım. Ne konuştunuz? Önemli bir şey değil hayatım ya. Evlilik sözleşmesi. Ya bu arada ben sözleşme demiyorum tabii. Bir hediye olarak görüyorum bunu. Nikah hediyesi. Hı? İyi yapıyorsun. Biz seninle şimdi asıl meselemize gelelim. Hamilelik yalanı bitirecektin, onu konuşacağız. Ha, söyle çocuğum. Benim doktor arkadaşım vardı ya, Özcan. Evet. Onunla konuştum. Burcu için bir onkolog önerdi. Onkoloğu arayıp acil olduğunu söyledim. Çok iyi oğlum. İnşallah bir çare olur. Burcu'nun çantasından raporlarını aldım. Onları da götüreceğim. Bakalım ne diyecek. Bu arada kimse bilmeyecek nereye gittiğimi. Tansiyon ilaçlarımı evde unuttum dersin. Ben de ilaçları almaya gidiyor gibi evden çıkarım. Ben ne bileceğim, ben ne bileceğim, bana ne? Şu kıza bir şifa yarabbim. Evladın yüzü hürmetine ne olur. Amin Allah, amin. Gerçekten tabii. Yoksa sen bize inanmıyor musun? İnanıyorum. Ama çok mutlu olduğum için heyecanlandım. Heyecanlandım da mutlu oldum. Yok, çok heyecanlandım da mutlu oldum. Yine karıştırdım hepsini. Çünkü daha uyanmadan bilmişlik peşindesin. Bilmişim benim. Ben
bilmiş değilim. Hem de ne bilmiş? Büyümüş de küçülmüş benim kızım. Ben bilmiş değilim bir kere. Bilmişsin işte. Değilim, değilim, değilim. Ben bilmiş değilim. Bilmiş değilim. Çok sevdi arabasını. Sevmez olur mu hiç Furkan abisi aldı? Ela. Ben sana bir şey söylemek istiyorum. Yani nasıl söylenir bilemedim. Bu benim için de pek kolay değil ama. Bana her şeyi söyleyebilirsin Burcu, biliyorsun. Beni Can'a anlatabilir misin? Nasıl yani? Yani işte. Ben gideyim Can. Oğlumun ileride hatırlamak isteyeceği uzak bir anı olarak kalmak istemiyorum. Beni gerçekten tanımasını istiyorum. O yüzden ben sana anlatsam, daha sonra sen de beni Can'a anlatır mısın? Burcu. Bak, sizin daha geçireceğiniz uzun zamanlar var. Sen Can'ın büyüdüğünü göreceksin zaten. Aslında ben yazacaktım. Ama elim varmadı. Ya yazacağım yine tabii de. Sen de bilirsen benim içim daha çok rahat eder. Bugün. Ela, eğer bu sana büyük oluşturacaksa önemli değil, anlarım. Hayır, yük değil. Ama böyle bir şey olmayacak. Siz daha uzun zamanlar geçireceksiniz. Lütfen. Nereye kaçıyorsun Melek? Bu konudan kaçamazsın. Ya bir yere kaçmıyorum. Darladın beni artık. Hava almak istiyorum biraz. Senin derdin ne tam olarak? Bana söyler misin? Uf, yeter. Melek bak, ben çok ciddiyim. Gelinlik giymeler, fotoğraf çektirmeler. Ne oluyor? Sen bir şeylere heveslenmiyorsun değil mi? Ne gibi bir şeyler Ayşe? Ne bileyim, saçma sapan hayaller kurmuyorsundur inşallah. Kuruyorum. Tamam mı? Kuruyorum. Evet, Murat'la evlendim. Ve Murat'la mutlu bir aile olmanın hayalini kuruyorum. Olamaz mı? Ne oldu? Murat'la evlenemezsiniz diyordun. İmkansız da hani. Oldu işte bak. Ya belki bu da olur. Belki sever beni bir gün. Nereden biliyorsun? Sırıtma bana öyle. Saçmalama artık Melek. Ya böyle bir şey olabilir mi? Senin aklın alıyor mu böyle bir şeyi gerçekten? Sen beni anlayamazsın. Neyse ki anlayamam. Ama ben uzatmayacağım. Sen de uzatmayacaksın. Bu hamilelik yalanına son vereceksin. Bana verdiğin sözü de tutacaksın. Sen ne zamandır oradasın? Hı? Ne yapıyorsun sen orada? Ahsude Hanım'ın odasını topladım da ben. Bunların ikisi kesin bir şey karıştırıyor da. Dur bakalım, çıkar kokusu yakında. Bitti hasretimiz oğlum. Bitti annem. Bitti. Nasılsın sen, iyi misin? İyiyim. İyi olmaz mıyım hiç? Oğlum gelmiş. Aslanlar gibi karşımda. İyi olmam mı ben artık? Sen nasılsın asıl? Ben çok iyiyim anne. Çok iyiyim. Hayatım bitti benim yüzümden. En güzel yılların hapiste geçti gitti. Körpe bir fidandın içeri girdiğinde. Delikanlılık çağların, en güzel yılların. Hep hapiste geçti gitti. Ben bir an bile pişman olmadım yaptığımdan anne. Ne yaz ne kış, ne sabah ne akşam. Tek bir an bile pişman olmadım. Sadece keşke biraz da erken davranabilseydim de sen o yarayı almadan gebertebilseydim o herifi. Tek pişmanlığım bu. Nasıl, bacağın çok ağrıyor mu? Sen beni düşünüp üzülme. Sen kendini düşün artık.
Düşünüyorum anne. Ben hem kendimi hem seni hep düşünüyorum. Zaten seni düşündüğüm için ölmeden geldim bugüne kadar. Halletmem gereken bir mesele var biliyorsun. Mesele deme artık oğlum. Bulaşma. Kendini de yakma. Benim de ciğerimi yakma. Bunca yıl boşuna gün saymadım. Bugünün geleceğini biliyordun. Anne. O adamın ismini ver bana. Kenan'ım. Aslanım kurban olayım yapma. Söyle anne. Bana o adamın ismini söyle. Ha Furkan. Elalar Can'ı parka götürdüler. Sümbül Hanım da markete gitti. Rahat rahat anlatsın sen bana. Ne oldu? Doktor ne dedi? Burcu'nun hastalığında uzman bir doktor bu onkolog. Aynı zamanda cerrah. Açıkçası ben çok ümitli değildim giderken ama... doktor yeni tedavi yöntemleri konusunda oldukça deneyimli. Bana Küba'da uygulanmaya başlanan yeni bir alternatif tedaviden bahsetti. Bu tedaviyle hatırı sayılır oranda iyileşme vakası varmış. Ama? Ama... yani tedavinin yan etkileri de varmış tabii. Herkes de aynı etkiyi göstermeyebiliyormuş. Bir de... hastalık son evresindeyse ve tedavi yanıt vermediyse zaten hastanın yaşama şansı kalmıyormuş. Ama bunlar oldukça düşük bir ihtimalmiş. Yani tedaviye olumlu yanıt veren hasta sayısı daha çokmuş. Yani bu umutlanabiliriz demek mi oluyor? Evet hala. Güzel haber bu. Doktor ümit yok derse diye Burcu'ya bahsetmedim giderken. Şimdi bahsedeceğim. Kararı o versin. Doğru söylüyorsun oğlum. Kuzum, Ağustos Hanım söyledi, nikaha denk gelmişsiniz. Yine de için yanıyor değil mi? İçim yanıyor da ondan değil abla. Zeynep bugün partayken çok yoruldu. Birden o yorgunluklara başladı yine. Bitkinleşti. Ben ne yapacağımı şaşırdım. Elimden gelse böyle canımı çıkarıp vermek istedim ona. Ondan mı o kadar uyudu? Murat Bey'e söyledin mi? Söyleyemedim abla. Yani o kadar uyuduğunu görünce sordu. Ben de çok yoruldu, oynadı, ondan uyuyor dedim. Canım benim. Söylemem gerekiyordu ama... varmadı işte. Anladım. Ama böyle olmaz. Söylemem lazım. Suzan teyze Can'ı bahçeye çıkardı. Sen bizimle ne konuşacaktın sevgilim? Gel Can. Ben bugün bir onkolog cerrahla görüştüm. Senin hastalığınla ilgili çok deneyim var. Çok iyi bir cerrah. Ayrıca yeni tedavi yöntemleri konusunda da oldukça deneyimli. Ne dedi? Yurt dışında uygulanmaya başlanan yeni bir alternatif tedaviden bahsetti. Yurt dışında? Evet. Nasıl bir tedaviymiş peki bu? Yeni bir kür geliştirmişler. Yan etkileri de varmış tabii ama... olumlu sonuçları da çokmuş. Küba'da olan değil mi? Evet. Evet. Ben onu araştırmıştım. Neden denemek istemedin peki? Çünkü... çok uzun bir süre boyunca Küba'da kalmam gerekiyor. Bu hastalığın son evresinde olan kişilere uygulanan bir yöntem. Benim gibi yani. Ama riski de şu. Eğer tedaviye yanıt veremezsem,
geriye kalan ömrüm kısalacak. Candan ayrı kalmayı göze alamadım. Yani gidersem ya geriye dönemezsem diye düşündüm hep. Evet, zor bir karar. Ama olumlu yönlerini de düşünmek gerek Burcu. Kararı senin vermen için anlattım. Gerçi tedaviden haberin varmış. Benim kararım ömrümün geri kalan her gününü oğlumla geçirmek olabildiğince. Ama iyileşme şansım var. Var ama oğlumla geriye kalan günlerimi riske atmak istemiyorum. Doktorla görüşmek istersen randevu ayarlarım. İstemiyorum. Görüşmekten bir zarar gelmez ki. Tabii ki sen bilirsin ama keşke bir görüşseydin. Oğlumla geçirebileceğim güzel zamanları da riske atamam. Teşekkür ederim gerçekten. Yoruldum ben biraz. Yukarı çıkıp dinleneyim olur mu? Tabii. Tabii ki. Doktorun söylediği belirtiler başladı mı yani? Keşke canımı çıkartıp bunu verebilsem. Eline sağlık annem. Yetmez. Azıcık daha ye hadi. Doydum annem, doydum. Çok sağ ol. Çok özlemişim yemeklerini. Kalbura pasta yaptım. Gidip getireyim ben. Anne. Söyle artık. Bilip ne yapacağını oğlum. Unut artık. Bozma huzurunu. Ne huzuru anne? Ne huzuru? Biz bunca yıl bunları niye yaşadık? Sen niye o kadar eziyet çektin? Ben niye 16 yaşında seni korumak için o üvey babam olacak herifi öldürüp hapse girdim anne? Niye sen sakat kaldın? Niye oldu bütün bunlar? Ben sana söyleyeyim. Öz babam olacak herif yüzünden. O seni hamileyken beni senin karnında terk edip gitmeseydi bunların hiçbiri olmayacak. Ben bunca yıl dişimi sıktıysam bütün bunların hesabını sormak için. Eğer benim huzurlu olmamı istiyorsan bana o herifin adını ver. Öz babamı. Hala? Bak yorgun görünüyorsun. Ben sana söyledim markete tek başına gitme diye. Bunlar yorgunluk değil kızım. Gel otur bakayım şöyle. Ela, benim kafam almıyor bu işi artık. Hani bu kadın çocuğu babasına götürecekti. Geçenlerde yokladım, sordum. Geçiştirdi. Anlamadım sanki. Safım ya ben. Geçiştirmemiştir hala. Bırak Allah aşkına ya. Görmüyor muyum ben? Hayır. Yani adamın karşısına niye çıkamıyorsun sen? Eğer adam bu kadar kötüyse biz de bilelim değil mi? Bilmiyorum. İlla ki bir şey düşünüyordur herhalde. Çocuğu babasına götürmüyor. Tedavi olmaya yanaşmıyor. Bu kadının ne yaptığı belli değil. Bir de buraya yerleşti. Halacığım kadın hasta. Çocuğuyla bir başına kalmış. Ya yerleşsin ne olacak ki? Kızım niye bu kadar safsın? Bırak bu iyi niyetli olmayı Allah aşkına. Gerçekleri gör biraz. Bak bu konuyu kapatalım olur mu? Keşke bizim elimizden başka şeyler gelse de Burcu'ya yardımcı olabilsek biz. Tamam, tamam. Ben kafamdakileri söyledim sana. Gerisi senin bileceğin iş. Ben bir Burcu'ya bakayım. Yorgunum uzanacağım demişti. Bu kızla bir şey var ama. Hadi bakalım hayırlısı. Çıkar kokusu yakında.
Aygül, bu kararı benim için vermek o kadar zor ki. Zaten eğer kolay olsaydı en başından vermiştim. Sana o kadar çok ihtiyacım var ki keşke burada olsaydın. Bu arada ben sana asıl haberi vermeyi unuttum. Can babasıyla tanıştı. Evet, öz babası. Eski defterleri açmanın kimseye bir faydası yok oğlum. Bırak herkes yaptığını hesabını Allah'ına versin. Allah'a verecekleri hesap ayrı, bana verecekleri hesap ayrı anne. Söyle artık şu adamın adını. Öz babamın adı ne? Ne yapacaksın oğlum? Öldü gitti o. Öldü mü? Doğru mu söylüyorsun? Yeminle oğlum, öldü. Karısı falan var mı peki? Çocuğu falan. Ne yapacaksın sen karısını çocuğunu? Söyle anne. Ah, karısı halen hayatta. Bir oğlu bir torunu var. Birlikte aile konaklarında yaşıyorlar. Konakta. Keyifleri yerinde yani. Biz yıllarca eziyet çekerken onlar konaklarda mı yaşadılar? Sevgili abim ve annesi. Sen benim misafirimsin. Ben sana çay veriyorum. Teşekkür ederim. Kurabiye ister misin? Yok, kurabiye almayayım. Ben rejimdeyim de. Çay çok güzel olmuş. Ellerine sağlık. Biraz da su alabilir miyim çayın üstüne? Beni içecek. Ona bir şey olmasına asla izin vermeyeceğiz. Keşke bizim kızımızdan birisi ona faydalı olabilseydi. Keşke kızımı yaşatmanın melek dışında bir yolu olsaydı. Kendi kanımdan öz bir kardeşim var demek. Adı ne? Murat. Murat Aslan. Murat. Murat Aslan.